bir videoya karşınızdayım. Bu hafta YouTube kanalımın 2. yıl dönümü olduğu için her gün farklı serilerden videolar paylaşıyorum sizinle ve bu videoda o videolardan bir tanesi. Eğer bu kutlama için YouTube kanalımın 2. yıl dönümü için çekmiş olduğum kutlama videolarına erişmek istiyorsanız yukarıdaki kartlardan ya da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar şimdiye kadar izlemiş olduğum K-dramalar hakkında konuşacağım. En çok beğendiğim K-drama, en az beğendiğim K-drama, fikrimi değiştirdiğim K-drama gibi şeyler. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İsterseniz beni diğer sosyal medya mecralarından da takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu video biraz spoiler içerebilir. O yüzden videoyu bölümlere ayıracağım. Eğer bir kez dramayı izlemediyseniz o bölümü atlamanızı öneririm. Açık ara en çok beğendiğim K-drama tabii ki de Who Are You School 2015. Her ne kadar finalini pek de beğenmesem bile. Finali doğruydu ama kız yanlış erkeği seçti. Yani Lee Yun-bi Han Ya'nı seçmemeliydi. Gong Tae-gwan'ı seçmeliydi. Çünkü ya Han Ya'n Gong Yeol'u seviyordu. Ama Gong Tae-gwan Lee Yun-bi'yi seviyordu. Kızı İlk başından beri kendisi olduğu için seviyordu. Ama diğerisi Han Ya'n ya. Han Ya'n var ya. O kızı Gong Yeol olduğu için seviyordu. Yani ona olan benzerliği için seviyordu. O yüzden arkadaşlar yani ben pek bunu sevemedim. Yani kız yanlış kişiyi seçti bence. Ama geri kalanı güzeldi. Dizi boyunca, K-drama boyunca işte yani diğer bölümleri izlemek istiyorsunuz. Heyecanlı oluyor. Ve ben şunu çok seviyorum. Bir bölüm bir yerde bitiyor. Daha sonra bölüm başlangıcı başka bir karakterin bakış açısından alınıyor. Yani bir sahne, örneğin o sınıfta bir sahne bitiyor. Biz sınıftaki sahneden yeniden başlatmıyoruz bölümü işte. Diyelim ki okulun başka bir bölgesinden başlıyor ve daha sonra o karakter geliyor. Onun işte gelişini, o sahneden önceki olan bir tane olayları görüyoruz ve oraya geliyoruz falan. Bu çok güzel bence. Farklı bakış açılarından görebilmek için çok iyi bir şey. Yani ben çok beğeniyorum. Şarkıları muhteşem. Reset diye bir tane şarkı var. Çok 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 güzel bir şarkı. Yani ben bu K-drama'yı çok çok seviyorum. En sevdiğim K-drama bu. En beğenmediğim ya da daha doğrusu hikayesinde bazı yanlışlar bulduğum K-drama Cheese in a Trap. Bu K-drama'yı izlerken çok heyecanlanıyordum. Hatta bunu bir vloga çekmiştim. Vlogda konuşmuştum vlogun sonunda. Vlogu koyarım buraya. Ve diyordum size işte çok heyecanlıyım. Bu K-drama beni çok içine çekti ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorum falan diye. Bunu söylememin nedeni başrol erkeği aklayacak bir hikayeyi arıyordum. Yani neden bu manipüle bunları neden manipüle ediyor, neden bu yanlışları yaptığını anlamaya çalışıyordum ama pek de gösteremediler. Yani benim için haklı sebepler veremediler. Başrol erkeğimiz Jung-yoon ne zaman kendisine ya da sevdiği kıza kötülük yapsa ya da onu biraz incitse değil de işte haksızlık yapsa hemen manipüle edip o kişiye daha da kötü bir şey yapıyor. Ve işte bu şekilde onlara ders veriyorum. İşte öğrenmeliler ya da işte seni sevdiğim için, senin sevgin için falan şeyler söylüyor. Ve ben bunu çok yanlış buluyorum. Daha da yanlış bulduğum şey kızın bunları kabul etmesi. İşte seni çok seviyorum, seni anlamaya çalışıyorum, seni anlıyorum falan diyerek şeyler söylüyor kız hep. Ve ben bunu çok çok yanlış buluyorum. Gerçekten çok yanlış buluyorum. Bu ya tam olarak neyin beni rahatsız ettiğini bilmiyorum. Çocuğun hep manipüle etmesi mi? Kızın her seferinde bunları sevgi adı altında kabul etmesi mi? Yoksa çocuğun sevgiyi kullanarak kendisini haklı çıkarmaya çalışması mı bilmiyorum. Hepsi mi? Bunlardan bir tanesi mi ama rahatsız etti bu K-drama ve pek beğenmedim açıkçası. Yani bitirdikten sonra yani mutlu değildim. Bittiği için mutluydum ama bu K-drama izlediğim için mutlu değildim ve beğenmedim açıkçası. Fikrimi değiştirdiğim K-drama Boys Over Flowers oldu.
İlk izlediğim K-drama buydu. Ablam bana önermişti ve oturup izlemiştim ve o zamandan sonra zaten K-drama izliyordum. Ama bu K-dramayı kışın yeniden izledim ve şunu fark ettim. Jang Dae-kum ve Jung Pyo-gu arkadaşları olmasa ilişkileri bir aydan fazla sürmezdi. Çünkü her seferinde ne zaman bir sorun çıksa, ne zaman bir anlaşmazlık olsa ayrılıyorlar ve pes ediyorlar. Yani bırakıyorlar ki karşısındaki kişiyi ve bırakıyorlar. İlişki bitiyor, kavga yapıyorlar, ayrılıyorlar. Bir anlaşmazlık oluyor, arkadaşları araya girip o gerçekleri falan ortaya çıkarıyorlar. Ve bu biraz yani, tuhafıma geldi. Küçükken bunu romantik buluyordum. Yani arkadaşların yardımcı olması çok tatlı geliyordu bana. Ve onların ilişkisi işte romantik geliyordu. Ama şu anda baktığımda pek de öyle değil. Ya fikirlerim değiştiği için mi, yoksa büyüdüğüm için mi bilmiyorum ama böyle tuhafıma geldi. Yani bu şekilde. En çok klişe barındırdığını düşündüğüm K-drama A Business Proposal. En son izlediğim K-dramalardan bir tanesi. K-dramada her şey var. Fakir kız, zengin oğlan, zengin kız, fakir oğlan, kötü baba, yani kızının fakir birisiyle evlenmesini istemeyen ve kötü baba, annesi olmayan kız, zengin olan ve dedesi çok tatlı olan ve onu evlendirmeye çalışan bir dede. Daha sonra başka ne var? İki yakın arkadaş. Yalanla başlayan bir ilişki falan, her şey var. Ama ya izlenilemez mi dersiniz? Yok. Yani izleyebilirsiniz, keyif de alabilirsiniz ama bazı diziler vardır, o klişeler çok fazla gözünüze batar. Bazı diziler vardır, klişe öyle güzel bir şekilde işlenmiş olur ki o klişe olmaktan çıkar ve o çok tatlı bir hikayeye dönüşür. Bu klişenin göze battığı K-dramalardan bir tanesi oldu bence. Hayır, zaten keyif aldım mı? Aldım, güldüm, eğlendim. Ama çok fazla klişe barındırıyordu. Yani dediler bütün klişeleri koyalım, dizi tutsun. Ve gerçekten de tuttu, bir sürü insan beğeniyor bu diziyi. Ama yani. Hikayelerini unutabilirsem yeniden izlemek isteyeceğim K-dramalar Law School ve My Roommate is a Gumiho. Hayatımda en çok beğendiğim K-dramalardan birkaç tanesi. Where You School 2015'ten sonra tabii. My Roommate is a Gumiho çok güzel bir romantik, drama, fantastik, bütün bunlar. Ya, fantastik K-dramaları ben çok sevmeye başladım gerçekten. Biraz böyle gerçeklikten uzaklaşıyorsunuz ya, çok güzel oluyor. Ve yani çok güzel, bu yeniden izlemek istedim. Montajını, efektlerini çok çok beğendim. Hikayesi de güzel, yani kendi içinde mantıklı bir hikaye. Ve Law School'da güzel, yani insanı heyecanlandırıyor. Acaba diğer bölümde ne olacak diye düşündürüyor filan. Sadece tek bir tane şey var. Her seferinde avukat mahkemeye geç kalıyordu, sonuncu geliyordu. Ve her seferinde böyle bir şey yapıyorlar. Böyle havalı şarkıyla giriyor mahkemeye, açıyor böyle kapıları. Tuk 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 diye topuklularıyla basıyor filan. Yani tamam, anladık, çok iyi bir avukatsın. Şova gerek yok, konuş işte filan diyesim var bazen ama genel olarak çok güzeller. Ve şey, şu Law School'da iki tane karakter vardı, böyle flört ediyorlardı. Ya flört ediyormuş gibi ama yani yoktu aralarında bir şey ama varmış gibiydi. O iki karakteri çok çok beğendim, çok çok sevdim. Keşke orada biraz daha çok romans verseydiler ama okey. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu söylediklerim hakkında ve bu kategorilere ne gibi K-dramalar koyabilirsiniz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. İsterseniz beni diğer sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.